Arkadaşlar merhaba. Bugün yine bir videoda buluştuk. Bugünkü videomuz İyi Parti'nin kuruluş haritasının incelenmesi. Burada yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığım gibi İyi Parti'de şimdi Barış İlhan saat 9'u aldı, Dinçer Güner 11-15 aldı. Ben böyle aldım ama bunu yükselen akrep gibi şey yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü bu tür partilerde yani tam zaman bunları rektif etmek gerekiyor. Şu anda İyi Parti'nin arkasından rektif etmesi falan daha yeni bir parti. O yüzden zaman alıcı bir şey. Ben ama sadece haritadaki açı kombinasyonları falan, burç yerleşimleri buradan belirli analizler yapalım istiyorum. Şimdi öncelikle İyi Parti'nin Güneş'i ve Jüpiter'i Akrep'te. Akrep burcu, benim de Güneş'im Akrep'te. Ülkemizin de Güneş'i Akrep'te. Biliyoruz ki Akrep burcu arketipinde daha çok yani Boğa'nın aksine basitlik yerine karmaşayı, işte istikrar yerine daha çok krizler, zorlukları anlatan bir burç. Akrep burcunun hani okült ilimlerle falan alakası da olduğu söyleniyor. Doğru. Şimdi Güneş'i ve Jüpiter'i Akrep'te İyi Parti şunu anlatıyor. Burada Jüpiter, Güneş kavuşumlarını çok severim. Jüpiter Akrep'te çok güçlüdür arkadaşlar. Klasik astrolojide genelde su gruplarında Jüpiter'in şeyi yoktur puanlaması. Bu konuda katılmıyorum. Ben Jüpiter'i su gruplarının hepsinde de çok güçlü görürüm. Aslında Jüpiter tam böyle su gruplarına da çok yapı olarak da uygundur. Hani eski klasik şeylerde işte Venüs yok şöyledir böyledir tanımlanmış ama o işte yok Jüpiter yani böyle ılıktır bilmem nedir. Şu anda o veriler artık güncel bilgilerimiz var gezegenlerin yapısı ile ilgili. Şu anda hiç onların birine itibar göstermeye gerek yok. Yani alakasız, yanlış. Bu yüzden mesela Venüs dediğiniz o kadar sıcak ki Merkür'den bile sıcak. Venüs'ü böyle gece gezegeni. Evet yani o biraz komik oluyor. Neyse biz tabii klasik astrolojinin çok güzel verileri var. Onları ben çok seviyorum. Ama bazı basma kalıp şeyleri de buradan sizler de görüyorsunuz. Eleştiriyorum. Ben doğru bilgileri her zaman savunurum arkadaşlar. Zaten günümüze kadar çok güzel bilgiler geldi. Özellikle eski klasik astrologlardan Ptolemy. Çok hayranlık duyduğum bir insan. Keşke şu andaki astrologlar Ptolemy kadar araştırmacı olsa bugün böyle halen ezbere bilgilerle hareket etmezler. Şu anda Ptolemy yaşamış olsaydı neler neler bulabilirdi. Düşünmek de istemiyorum. Şimdi gene konumuza dönelim. Ben İyi Parti haritasında arkadaşlar hem olumlu hem de zorlayıcı şeyleri sizlere söyleyeceğim. Öncelikle şu Güneş-Jüpiter kavuşumunu ve Akrep'te olmasını krizleri çözme konusunda çok olumlu bir kombinasyon olduğunu düşünüyorum. Yine Merkür Akrep'te. Bu da nedir? Ortak kaynakları. İşte krediler olabilir, ortak kaynaklar, ülkenin ortak kaynaklarını yönetme konusunda da bir olumlu destek verebilir. Venüs'ü terazide. Yani bu da İyi Parti'nin hani ilişkilerde diğer siyasi böyle müttefiklik konularında olumlu destekleyici bir şey gösteriyor. Burada biraz Mars'ın terazide olması sıkıntılı. Ancak ben size şöyle bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Yani Mars terazide böyle gördüğüm bir de Ay'a da kare. Bu çok hoş bir açı değil. Hele Ay'a birisi hayvani içgüdüyü simgeleyen Mars. Ki bunu insan olarak düşünmeyelim. Biri de bilinçaltımızın gezegeni Ay. Bu
Bunların açıları zor açıları hoş değil, onu söyleyeyim. Bu da biraz milliyetçi fanatizmi götürebilir. Çünkü burada Mars ay, bir milliyetçi ayın Oğlak'ta olması. Evet, ay yengeçin yöneticisidir. Oğlak'ta olması da hoş bir şey değil. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bugüne kadar hep haritaları incelerken mesela reenkarne demiş haritalarda. Mesela bir önceki yaşamındaki kişinin verileriyle bir sonraki yaşamında diyelim ki A kişisinin Venüs'ü Başak'ta. Ay Başak'ta çok kötü, aşkı bulamazsın, şudur budur. Ya Venüs Boğa'da benim kardeşim, benim Venüs terazide aşkı daha bulamadık. Yani şimdi ne alakası var? Ben ama kimseyi suçlamıyorum arkadaşlar. Yani böyle görüyorum astroloji ile ilgilenen. Ya Venüs'ün burada, benim bir arkadaşım Venüs Akrep'te, ondan aşkım. Ya dedim ki benim de Venüs terazide, hani yüceldiği yer söyleniyor. Böyle bu konuda arkadaşlar veya Venüs'ü terazide olan insanlar gördüm. Yani ya boşanmışlar ya da boşanma aşamasında. Yani bu illa şey anlamına gelmez arkadaşlar. Venüs boğada ilişkiyor. Yani ilişkiler sorun. Yani işte kendi burcu açısı da güzel açıları var. Neptün'e kardeş bir Venüs, Neptün, MC üçgen açısı var. Ama neden? Yani demek ki başka şeyler var. Haritaya tek böyle bakmıyoruz. Şimdi bu tür haritalarda arkadaşlar zor yer iş. Mesela Mars terazi burcunda koçun aksine davran. Yani koçta çok özü sözü birken terazide, iki ülkemizde de Mars terazide. O yüzden bizde de hani verdiğimiz sözleri tutmak konusunda hiç iyi değiliz. Bu bir şey. Hani konuşuruz ama sözümüzde çok da durmayız. Bu gerçeği kabul edeceğiz. Hani yok ya, biz sözümüz, şimdi gerçekçi olalım arkadaşlar. O rahip Brunson bu can bu beden dolduğu sürece çıkamaz deyip Cumhurbaşkanı bunu söylüyor. Ben sadece soruyorum. Mesela ya bunu böyle söyledin ama kim, ben hani böyle rahip Brunson tutuklanması veya insanlar, ya böyle Türkiye'de zaten tutuklanma moda oldu. Geleni gideni tutukluyorlar. Zaten buna çok karşıyım. Ya Rahip Brunson ajan mıydı? Bilemiyorum. O hukukun konusu. Beni burada eleştirdiğin başka bir şey. Diyorsun ki bu can bu bedende olduğu sürece ya büyük konuşmayacaksınız ya da konuştuğunuzda yapacaksınız. Bu bir örnek. Yani sadece şey değil, siyasetçilerimiz de söz verirler, yapmazlar. Niye? Mars terazi de ülkemizin arkasında. Bu gerçeği kabul edeceğiz arkadaşlar. Yani bu böyle bir ülkeyiz, böyle bir yapımız var. Yani sözümüzün eriyiz. Ya, şimdi İyi Parti'de de böyle bir şey gözüküyor açıkçası. Yani bu arada Mars Lilith'e de kare, Ay'a da kare, biraz fanatizm de olabilir. Ama bu tür olumsuz açıları şöyle olumluya döndürebiliriz arkadaşlar. Bu da benim teorim. Genelde terazi burcu eşitlik, adaletle alakalı. Mars terazide kişi mücadelesini eşitlik ve adalete kullanırsa, eşitlik ve adalet savaşçısı, bak Mars savaşçı arketipi. Türkiye'deki adalet düzenine ama eşitliğe çevirmek. Burada Venüs de var çünkü. Kendi burcunun yöneticisi. Bunu olumlu kullanabilirse, kare açılarda arkadaşlar, ben kare açıları çok seviyorum. Yani çok ilginçtir. Yani herkesin korktuğu bir şey var. Kare açılardan çok korkar. Ben karşıt açılardan veya bazı gezegenlerin kavuşumlarından çok ürkerim. Mesela Pluto, Chiron kavuşumu. Aa, soru işareti. Ama o. Veya işte böyle Mars-Satürn kavuşumu. Babamda vardı. İnanılmaz zor. Yani bunlardan çekinirim açıkçası. Çekinirim derken bunlar bile bence burada bile bu enerji formu doğru yönetilebilir. Şimdi burada Mars Ay karesi. Evet, biz bu enerjiyi nasıl doğru, İyi Parti bu enerjiyi nasıl doğru yönetebilir? Şimdi Ay Oğlak gibi bir rahat etmediği bu burçta, Mars Terazi gibi rahat etmediği bu burçta ve bu iki gezegen, birisi bizim içimizdeki hayvani içgüdümüz, diğeri de bizim bilinçaltımız. Bir tarafta da Lilith var. Evet, bunu yapmasın yolu şu. Ay Oğlak'ta olması bu partinin
halkın ihtiyaçları doğrultusunda devlet sistemi, yani düzeni, sistemi halkın, burada ay halkı da gösteriyor. Tamamen halkın faydasına, adaleti de yine sistemi oturtturarak bir nevi adalet savaşçısı gibi eğer hareket ederse bu kare açıyı da olumlu şekilde kullanmış olabilir. Yani adaleti halkın ihtiyaçları için karşılaması gerekiyor. Buradaki kare açı da bunu anlatıyor. Bir adalet sorunu var. Halk, devlette bu sorunu çözmen gerekiyor. Eğer böyle kullanırsa olumlu. Ama bu kolay değil, onu söyleyeyim. Yani İyi Parti'nin Jüpiter-Güneş kavuşumu, akrepte olması, Merkür'ün akrepte olması, burası tam böyle kriz anını yönetmeyle alakalı bir şeydir Akrep Burcu. Burada çok destekleyici. Sadece burada iyi yerleşmemiş bir Mars, iyi yerleşmemiş bir Ay ve bunların ikisinin kare açısı, ikisinin de açıları zordur. Biri bilinçaltı, biri çok böyle hayvani. Yani Mars'ın böyle biraz bilinç dışı etkisi var arkadaşlar. Hayvani güdü zaten. Bu çok bilinçli bir şey değil. Yani o yüzden İyi Parti'nin bu anlamda bu açıları çok da hoş değil. Ama hani ne yapılabilir? İyi yönetilirse olumlu enerjiye de dönüştürülebilir. Bu onlara bağlı. Merkür'ün Neptün'e güzel bir üçgen açısı var. Yani umut verebilir belki insanlara krizleri yönetmek konusunda. Yani işte biz bu krizden başa çıkabiliriz. Venüs orada terazide olduğu için dengeleyici bir rol oynayabilir. Arabulucu olabilir. Ama sadece şu Mars terazi, Ay Oğlak. Mesela İyi Parti dese ki biz Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte biz fark ettik ki ülkemiz şu olacak. Evet, Recep Tayyip Erdoğan hata yapsa da böyledir ama biz şimdi iktidar ortak olacağız. Birlikte düzelteceğiz desek, yani şu anda tamamen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı gibi bir parti. Bunu yapabilir mi? Yapabilir arkadaşlar. Buradaki açılardan biz bunu görüyoruz. Ama biz hani şöyle o şeylere, polemiklere girmeyeceğiz. Burada sadece açılarını değerlendiriyoruz. Çok önemli kombinasyonları da var İyi Parti'nin. Özellikle Güneş, Jüpiter kavuşumu, Akrep'te. Tam krizleri çözme konusunda Jüpiter Akrep'teyken özellikle krizlerle mücadele konusunda çok şans getirir. Bu destekleyici açı Mars Ay biraz karesi, hem de iki tane, ikisi de bakın Mars Ay karesi başka burçlarda olsa daha farklı etmez. Düşünün Ay Yay'da, Mars da Başak'ta. Bakın oradaki etkisi buradaki kadar sıkıntılı olmaz. O yüzden her kare açı her yerde tıpatıp aynı anlamda değildir arkadaşlar. O hangi evleri yönetiyor, aksların yönetimi bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Burada yine Satürn yayda. Belki de şöyle bir şey olabilir. Yine yabancı ülkelerle ilişkileri düzenleyebilir. Ben Satürn olduğu yerlerde de bir şeyi ciddi yaklaştığımızda veya o alanla ilgili mesela Satürn'ü de meslek göstergesi olarak görüyorum. Hatta bir ara meslek göstergeleriyle ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Burada Satürn belki yabancılarla ilişkiyi, yabancı çevrelerle ilişkiyi, sistemi oturtturmada da destekleyici olabilir. Satürn-Uranüs'e üçgen açısı da güzel. Mesela buradan nasıl bir şey düşünebiliriz? Belki birçok ilişkimizi tamir edip bize teknolojik olarak veya işte birçok alanda oradan özellikle yabancı ülkelerden ülkemizle alakalı olumlu bir şeyler yaratabilir açıkçası İYİ Parti. Orada Satürn yayda o ilişkileri belki tamir etmede adımlar atabilir diye düşünüyorum. Ani dönüşümler mesela burada üçgen açı Uranüs'te diyelim ki bozulan Suriye ile ilişkileri düzeltmek gibi örneğin. Böyle bir şeyler de olabilir. Burada yine çok ilgimi çeken şey İyi Parti'nin Kuzey Ay düğümünün Aslan'da olması. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin güneş de 21 derece civarında. Ya tam kavuşumda. Birbirine ne kadar dersi olarak çekilebilirler arkadaşlar. Ya bu iki parti de 8 bir anda böyle birlikte bir şeyler yapacağız. Olabilir biliyor musunuz? Açıkçası şaşırmam. Yani hiç şaşırmam. Böyle bir şey beklenebilir. Yani bunu buradaki veri açıkçası destekliyor. Bu arada İyi Parti'nin Kuzey Ay düğümü aslan olduğu için yapması gereken çok fazla kendini medyada göstermesi,
bir nevi böyle lider şeyini, hani bu egoyu abartmadan, şimdi Kuzey Ay düğümlerinde abartı etkisi de negatif yansıyor arkadaşlar. Ben bunu mesela Tayyip Erdoğan'da Kuzey Ay düğümü birinci evde Oğlak'ta ben devletim sözü bildiğiniz tamam. Bu abartılı bir şey. Burada da gücünü çok fazla duygusallıktan kopması, şefkatten kopması, insanları bile hissetmemesi. Yani insanlar hissediyormuş gibi görünüp ülkemizin durumu çok iyiymiş gibi yapması açıkçası bir abartı eğilimini gösteriyor. Burada İyi Parti ile yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde böyle bir şey olursa da şaşırma. Burada Aslan'da olduğu için yani İyi Parti'nin yapması gereken çok fazlasıyla sosyal medya olabilir. Sürekli kendisini farklı medya kuruluşlarında ifade etmesi gerekiyor. Böyle sanki hani o simgesi de İyi Parti'de iyi gibi. Daha önce böyle bir güneşle ilgili bir simgesi vardı diye hatırlıyorum. Bu da açıkçası destekleyici bir şey. Yani o aslan arketipine de uygun. Farklı böyle insanlara hitap edebilecek şeyler geliştirebilir İyi Parti. Şimdi mesela sokaklarda geziyorlar, şey yapıyorlar, böyle halktanmış gibi görünüyorlar. Bu da aslında biraz şey gibi gösteriyor. Yani çok böyle yapmacık gibi görünüyor. Burada biraz kova etkisi gözüküyor. Yani İyi Parti'nin bence yapması gereken tamamen böyle biraz daha gösterişli. Buna tabii abartmadan. Yani halka ilgilenmiyormuş gibi değil. Burada yanlış anlaşılmasın. Ama sürekli ya sosyal medyalar şeyler bir bak biz lider olarak geleceğiz. Bir daha bir lider toparlayıcı bir güç gibi görmesi gerekiyor. Hem Güneş'i Jüpiter'le kavuşur Akrep'te hem de Kuzey Ay düğümü Aslan'da olduğu için ki o Aslan'da Aslan Burcu'nun yöresi Güneş Akrep'te doğal olarak daha böyle bir liderlik etme şeyini geliştirmesi gerekiyor. İşte Venüs'ü terazide bu liderliğini farklı ittifak güçleriyle birlikte yapabilir. Onları kendisi çatısına. Yani ben mesela buna tabii bir öneri olarak söylemiyorum. Yani İyi Parti ben hiçbir partiyi beğenmiyorum onu söyleyeyim. Ama ben buradaki verilere göre konuşuyorum. Yani İyi Parti böyle daha böyle aslında Cumhuriyet Halk Partisi gibi mesela ana muhalefet deniliyor ama bence İyi Parti kendisini daha böyle bir ana muhalefet haline getirmesi gerekiyor. CHP'yi bu anlamda yönlendirmesi gerekiyor. Çünkü buradaki kombinasyonlar biraz daha İyi Parti'ye bu anlamda liderlik yapması gerektiğini söylüyor. Ben haritaya göre konuşuyorum. Yoksa ben böyle bir şey arzuluyorum. Böyle bir şey yok. Bu arada olumlu açısı da Güneş, Ay ve Jüpiter, Ay 60'lık açısı. 60'lık açıdan şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Sizde bir yetenek var. Bunu kullanırsanız bu üçgen gibi çalışır. Bakın üçgenin farkı bu. Yani İyi Parti liderliği ve işte bilgisini, bak Jüpiter yani bunu yardımseverliğini, yine ekonomiyi doğru yönetebileceğini halka ikna edebilirsin ki bu potansiyeli var. Buradan çok olumlu bir şeyler alabilir. 60'lık açısı Güneş, Jüpiter'in Ay'a 60'lık açısı. Bu çok destekleyici bir açı. Mesela ekonomi kurmaylarından eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, İyi Parti'de çok beğendiğim bir ekonomi. Çok dürüst bir insan. Mesela onun gibi kişilerle ekonomiyi yani mesela ben onu daha çok sahaya sürebileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten de yani babamın oğlu değil söyleyeyim. Bakın ben bir partiyi de tutmuyorum. Bunu samimiyetle söylüyorum. Ama çok takdir ettiğim bir ekonomi. Yani çok düzgün, karakterli bir insan. Mesela Mansur Yavaş. Yani şimdi ben şu parti tutuyorum, bu parti tutuyorum demeye gerek var mı? Ya gerçekten de çok karakterli bir insan. Böyle kişileri İyi Parti'yi öne çıkararak liderlik şeyini gösterebilir. Halkı da sürükleyebilir. Burada ama zor açıları da İyi Parti'nin böyle bir hani bir anda U dönüş yapma eğilimini şu Mars terazi, Mars ay yakarı bunlar verebilir. Ama Mars'ı bir adalet savaşçısı olarak kullanırsa, ayı da devlet erkini halkın sorunlarını çözmeye ve daha çok bu anlamda kullanırsa, evet bu zor açıları da bu zor yerleşimleri bertaraf etmiş olabilir. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Sağlıcakla kalın.